Fransa'dayız ve anca size konuşacak vakit buldum. Dün geldik 4 küsur saatlik bir tren yolculuğuyla Paris'ten indik aşağıya. Gelir gelmez garaja daldık. Bizim bir sürü kutular vardı. O kutuların arasından eleme yaptık. Neleri atacağız, neleri tutacağız? Etienne'in aile evi burası. Zaten eskiden beri takip edenler biliyor. Biz burada yaşıyorduk. 10 ay yaklaşık burada yaşadık. Ondan sonra Paris'e taşındık. Ve Fransa'da yaşamın ilk videoları buradandı. Bu kanal burada doğdu yani. Ve hatta şimdi böyle oturup video çekerken o günler aklıma geldi. Böyle hava bozuk, işte bazen şey yapardım, Montpellier'e, Nîmes'e bir işler halletmeye otobüste giderdik. Oralarda da vloglar çekerdim vesaire, böyle nostaljik hisler. Garajdaki kutulara daldık hemen gelir gelmez o işi bitirelim diye. Bu böyle uzun zamandır kafamızdaydı. Ondan sonra işte biraz dinlendik, aileyle vakit geçirdik derken acayip yorulmuşum, akşam oldu ve uyumuşuz böyle güzel bir bahçede, güzel bir sabah. Şu an evdeki herkes uyuyor. Belki birazdan merkezi yürüyüşe gideceğiz. Bu Amerika'daki akrabalar geldi. Buraya gelmemizin en büyük sebebi o zaten. Burada birlikte olalım, vakit geçirelim diye. Yaklaşık bir hafta burada kalacağız. Sonra Paris'e dönüyoruz ve hemen oradan videolar gelmeye devam edecek. Paris vloglarını çok seviyorsunuz biliyorum. Evet, nostaljik tur. Şunları görünce zeytin videosu yapmıştım. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Böyle baktıkça bahçeye, aa orada onu çekmiştim, burada onu çekmiştim. Şuralarda mesela, işte şuralar şey yapmıştım. Bahçe vlogu, böyle bahçeyi temizlediğim, işte terasta öğle yemeğine oturdum falan. Onları koyarım bu videonun altına. İzlemeyenler varsa ve izlemek isterseniz geçmişten, buralardan. Şimdi başka yerler de var videolar çektiğim. Bana böyle bir şey oluyor. Nostaljik tur oluyor. Size de bir yandan göstereyim. Tam şuralarda falan da, şuralarda bir yerde olması lazım. Ya da şöyle şunların yanında bir yer. Ha, şunun yanındaydı galiba. Orada da şey çekmiştim. Fransa'ya gelirken böyle bilinmesi gerekenler. 10 madde, 12 madde falan gibi. Bu Fransa'ya gelirken bilinmesi gerekenlerden 2 video var. Bir tanesini burada çekmiştim bahçede. Diğerini ise bir parkın içinde çekmiştim. Dediğim gibi onları buraya koyarım. Onları izleyebilirsiniz. Böyle güzel bir sabah sakinliği. Bana böyle tek başıma vakit geçirdiğim bir an. Kalabalık tatillerde böyle anlar önemli biliyorsunuz. Şöyle kendi kendinize bir durduğunuz şeyler, anlar. Sakin, çok hafif bir çise var. Şu an görünmüyordu, böyle nokta nokta gibi. Sanırım 1-2 gün böyle yağmurlu geçecek. Güney aslında burada güzel havaları görmeye alışkınız ama böyle gri havalarda olmuyor değil yani. Biz burada yaşarken de bayağı yağmur yağdığı, rüzgarlı olduğu dönemler olmuştu. Hadi bakalım, birazdan galiba merkeze iniyoruz. Kaldığımız dönemlerde böyle odunları da yiyorduk. O zamanlar eski bir şömine vardı. Onu yakıyorduk. Şimdi 2 yıl oldu galiba yaklaşık. Değişti şömine, daha yeni bir şey geldi. Evde yenileme çalışması olacak diye ta o zamanlar bahsetmiştim. Böyle yavaş yavaş o devam ediyor. Bitmeye yakın artık, bitti gibi ama ufak tefek şeyler kaldı. Son düzeltmeler vesaire.
yolu kaç kere yürümüştüm ve kaç blokta böyle yokuştan inerken, evet şimdi otobüse gidiyorum, şuraya gideceğim, buraya gideceğim dediğim zamanlar çok güzel. Her yer yeşillik, ağaç dolu. Arada böyle arabalar geçiyor, kenara çekiyoruz, bekliyoruz. Birazdan merkeze varmış olacağız. Baget, ondan sonra vesaire, onun gibi birkaç şey alıp yürüyeceğiz. Yarın fırtına olabilirmiş. Öyle bir uyarı olduğu için şey yapalım dedik. Bugünü böyle değerlendirelim ve biraz da olsa yürüyüş yapalım dedik. Somier'in güzel sokakları. Tam bir ortaçağ şehri burası gerçekten. Şöyle pasajlar var. Sokaklar daptar. Çok sessiz. O yüzden sesli konuşamıyorum. Taş binalar, panjurlar. Eminim içleri karanlıktı. Çünkü çok dar. Ama böyle gezmesi o kadar keyifli ki. Şu an hava da böyle şey biraz kapalı olduğu için ve de biraz yağmurlu. Tam böyle başka zamanlardan bir şey oluyor. Hava oluyor. Yağmur durdu. Baget ve kruvasan aldık. Yola devam. Birkaç yıl önce de buradaydı. Hala burada ve çok üzgün ve yalnız görünüyor. Yeni bir gün. Herkes uyuyor yine. Saat erken. Bahçedeyim. Çok huzurlu, çok taze, yemyeşil, harika bir ortam var. Dün yavaş bir gün oldu bu arada. Bir yürüyüş yaptık. Merkeze gittik. Onun dışında evde geçti hep. Ben biraz iş başvurusu yaptım. Ondan sonra arada yemek hazırladık, takıldık falan. Bayağı odada böyle yayılıp bir şeyler izledim, dizi izledim. Kulüp var ya, biliyor musunuz? Türk dizisi Netflix'te, çok güzel bir dizi. İlk sezonuna zaten bayılmıştım. İkinci sezonu işte gelmişti geçtiğimiz haftalarda diyeyim. İzlemeye fırsat olmamıştı. Buraya gelirken trenle başladım izlemeye. Böyle bir 4 bölüm falan trende bitirdim zaten. Aşırı iyiydi. Dün de sezonu bitirdim. Geldiğimiz gün de biraz böyle odada izliyordum. Dün böyle bayağı şey yaptım. Yavaş, yağmurlu bir şey izleme günü şeklinde sezonu bitirdim. Bayağı iyiydi. Bugün Montpellier'e gideceğiz ama gezme şansımız olmayabilir. Birisiyle buluşmaya gideceğiz, bir yemeğe gideceğiz yani. Ondan sonra bakalım başka şeyler yapar mıyız bilmiyorum. Evet, kısa bir oda turu, yatak, şurada dolap ve her yerde şöyle eşyalarımız var. Hala dediğim gibi şantiye şeyi devam ettiği için evin her tarafı oturmuş değil. Hazırlanacağız şimdi, birazdan çıkıyoruz Montpellier'e ama ben hep tişört getirmişim. Burada hava daha güzel olacak diye, yani iki tane gömlek getirmişim. Bir de
Neyse ki bir süveter almışım. Herhalde her gün böyle gömlek üstüne süveter şeklinde gezeceğim. Havaları şey yapamamışız. Hesaba katamamışız. Bakmıştım gerçi de gösterdiğinden biraz daha soğuk. Böyle. O zaman hazırlanıyoruz. Montpellier'de kalmaya karar verdik gelmişken. Böyle güzel dar sokaklarda, tarihi sokaklarda yürüyoruz. Belki birkaç dükkana gireriz, belki bir kahve molası veririz. Planımız yok. Böyle belki 3-4 saat buradayız arkadaşlar. Harika bir ortam var. Genelde burayı ben hep sıcak hatırlıyorum anılarımda. Çoğunlukla yaz vakti geldiğimiz için. Ama şu an böyle bulutlu, sakin bir hava, daha az insan. Güzel bir sonbahar havası yani, tatlı sokaklar. Güneyde yeni bir gün, sakin, çok güzel. Akşam inanılmaz yağmur yağdı ve o kadar şiddetliydi ki dedik herhalde sel olacak. Buranın tarihinde çok var öyle seller. Ama gece biraz devam etti, sonra durmuş. Şu an her taraf ıslak ama yağmur sonrası aşırı bir sessizlik var. Sel falan olmadı bu arada. Şimdi böyle tek başıma dışarı çıktım. Ay, araba geliyor. Merkeze doğru yürüyorum. Oradan belki böyle bir sandviç alıp bir yere oturup biraz kafa dinleyeceğim. Birlikte yürüyüş yaptık biraz önce aile üyeleriyle. Güzeldi. Dedim ben birazcık da tek başıma devam edeceğim. Yarın buradan ayrılıyoruz bu arada. Günler aşırı hızlı geçti. Yarın Paris'e dönüyor olacağız. Bu arada burada böyle kilometrelerce giden bir yol var. Buna yeşil yol deniyor. Voie verte. Daha önce burada bir kaykay videosu yapmıştık. Yanda harika bir güneş açtı. Tam böyle sandviç bitirmek üzereyken ve şu anda nehir kenarına geldim. Böyle sakin sakin oturuyorum. Biraz güneşleniyorum. Bu arada nehirdeki su seviyesi inanılmaz yükselmiş. Çünkü yağmurdan sonra bayağı böyle gözle görülüyor. Aşırı alçaktı. Hep böyle üstünde işte otlar, minik adacıklar görünüyordu. Böyle son 1-2 yılda ben de şeyi fark edebiliyorum. Ne kadar fazla su çekildi, ne kadar kurak oldu burası.
Ama dünkü yağmurdan sonra bayağı böyle bir yükselmiş, yeşillikler falan gitmiş. Böyle arada bir bulutlar geliyor, arada bir güneş geliyor. Eve dönmeden önce bir süre böyle dinlenmeye devam. Bu arada şu köprünün kapısını kapatmışlar. Bakın normalde bunun üstünden geçiliyor. Hatta şimdi gidip oradan bir video çekerim size diye düşünüyordum ama sel tehlikesi yüzünden diye tahmin ediyorum. Başka bir sebebi olamaz bence. Normalde açık çünkü burası, böyle geçip şuradan şöyle yürüyorsunuz. Bunun üstünde böyle oturup takılabiliyorsunuz da. Ama şu anda kapalı. Ve başka bir nostaljik mekanda burası. Burada da bir video çekmiştim. Fransa'ya dair bilinecek işte 10 veya 12 şey. Bir tanesi burada, bir tanesi de evin bahçesindeydi dediğim gibi. Böyle tek başıma şehirde dolaşıp böyle anılarımı yad ediyorum. Hem kendi geçirdiğim zamanları hem de bir yandan bunların YouTube'la olan ilişkisini yaptığım videoları. Çok huzurlu oturdum, böyle ağaçları dinliyorum, yaprakları sallanıyor, harika sesler yapıyor. Etraf bomboş, gördüğünüz gibi gelen geçen yok. Yerde sonbahar yaprakları. Artık Ekim ortasını geçtik, Ekim'in sonuna doğru ilerliyoruz. Renkler değişmeye başladı, yapraklar da yavaş yavaş dökülmeye başladı. Çok güzel bir ortam var. Böyle oturdum, hiçbir şey yapmıyorum, sadece izliyorum, dinliyorum. Harika. Ve Anadolu başka bir noktada, burası otobüs durağı. Burada az mı otobüs bekledim, az mı otobüs gelmedi, gelmesi gereken otobüsler ve bir şeylere geç kaldım. Küçük şehirlerin problemi bu diyordum o zamanlar. Şu anda da bir otobüs bekliyoruz. Gelmesi gereken vaktin üstünden 8 dakika geçti, gelmedi. Muhtemelen de bugünün son otobüsü. Bakalım gelecek mi? Çantalarımız şurada. Böyle. Anılardan bir demet. Sortie de chaque voiture d'être en possession de l'ensemble de vos bagages et effets personnels et de ne rien oublier à bord. Evdeyiz. Müthiş bir video bitiş oldu. Yol telaşıyla videoyu bitirmeyi unutmuşum. Eve geldik, vardık şu an. Paris'teyiz. Çok güzel bir hava var. Güneş parlıyor. Ne kadar serin olsa da aydınlık. Umarım sizin için eğlenceli bir video olmuştur. Dediğim gibi yazın gittiğimizde video çekememiştim. Bir kere daha yolumuz düşünce bu sefer böyle sakin de olsa, çok hareketli şeyler yapmasak da orayı size tekrar bir göstermek istedim. Böyle sakin, güzel bir vlog oldu. Umarım keyifle izlersiniz. Paris'ten videolar gelmeye devam edecek tüm hızıyla. Hatta yarın arkadaşlarım geliyor. Onlarla gezerken de video çekmeye çalışacağım. Söz vermiyorum ama bakalım. Ve en kısa zamanda ikinci el pazarına gidiyoruz. Söz. Bir an önce çekiyoruz o videoyu. Burayı kadar izleyen herkese kocaman teşekkür ediyorum. Sizinle yeni videolarda görüşmek üzere. Güle güle.